Senin onunla Ceyda bu işin içinde. Hangi iş? Murat'a iftira attılar. Murat'ın üstünü bu cinayet olayını yıkan her kimse... ...Ceyda ile Kenan da onlara dahil olmuş. Ben kendi kulaklarımla duydum. Emin misin? Eminim tabii. Zaten Kenan geldiğinden biridir bir şeyler sürekli ters gidiyordu. Ben anlayamamıştım. Sonra da hayatımıza Ceyda girdi. Siz bana inanmıyor musun? Anlıyorum tabii ki. Zaten uzun zamandır benim de fark ettiğim şeyler vardı. Ama kafamda pek oturtamıyordum. Sen şimdi böyle söyleyince kafamda daha da oturdum. Ne yapacağız peki? Hiçbir şey. Nasıl yani? Bir süre hiçbir şey yapmadan bekleyeceğiz. Yani hiç kimseye de bir şey söylemeyeceğiz. Ne yapacağız? Böyle olan biteni mi izleyeceğiz? Hayır. Doğru zamanı bekleyeceğiz kızım. Bize önce kanıt lazım. Şu Kenan'la Ceyda'yı ben etraflıca bir araştırayım. Bunların hakkında ne var ne yok bakayım. Adım adım gidelim. Vaktinden önce ses çıkartırsak... ...bunlar kendilerini kurtarabilirler. Sabırlı olacağız. Nasıl sabırlı olayım? Murat haksız yere içeride yatıyor şu anda. Yani Murat'ı kurtarabilmemizin tek yolu bu. Hani sen bana sordun ya, bana inanıyor musun diye. Şimdi ben de sana soruyorum. Bana güveniyor musun? Şimdi kızım sen hiç kimseye bir şey çaktırma. İçeriye geç. Ben de birkaç görüşme yapayım geleyim. Peki. Evlat, burada işler iyice karıştı. Şu işleri bir ayıklamamız lazım. Emret baba. Şu Kenan Akar. Şunu bir araştıralım etraflıca. Ne var ne yok bir bakalım bana sonu dön. Tamam baba. Şu Murat'ın üstüne şu adamlardan biri bu. Tezgah kuranlardan biri. Kimlerle ilişkisi var? Kimlerle takılır? Ne yapar ne eder? Güzelce bir araştır. Hemen. Ha, bir de not et şu Ceyda Bozan'ı. Şu Ceyda Bozan'ı da bir araştıralım. Bunun bu Kenan'la ilişkisi nedir? Eskiden bir ilişkileri var mı yok mu bir bilelim. Tamam. Hemen araştırıyorum baba. Var mı başka bir isteğin arzın? Estağfurullah. Evlat, canının sağlığı. Hadi bakalım selametle. Of. Hale bak ya. Ne güzel ayaklarımı uzatıp keyif çatacaktım. İlk günden milletin hizmetçisi oldum. Ah Ethem Efendi ah. Gelip şunların elinden çekip kurtaramadım beni. Yoksa ben onun bunun ütüsünü yapacak kadın mıyım? Of çok daraldım ya. Vallahi çok daraldım artık of. Of yeter ya yeter. Gene aynı şey oluyor. Tam Furkan'la beraber vakit geçireceğiz. Bir anda burcu beliriyor. Ne yapıyor bu kadın hissediyor mu? Ben anlamıyorum ki artık ya. Efendim hala. Ne yaptın halacığım? Hiç. Sen ne yapıyorsun? Ben nasıl olabilirim ki? Burcu evdeki tüm ütüleri önüme döktü gitti. Ütüle ütüle bitiremiyorum ya. Patladım.
Bir de nereye gitti bilmiyorum. Bir yere gidiyorum dedi ama nereye gittiğini de bilmiyor. Ben biliyorum. Tam Furkan'la dışarı çıkacağız. Burcu geldi. Size mi geldi? Allah Allah. Derdi neymiş? Bugünkü gündemimizde Can'ın anaokulu. Furkan'la beraber Can'ı anaokuluna yazdırmaya gittiler. Bir düşmedi yakanızdan ya. Kapıdan kovsanız bacadan giriyor. Hiç etti değil mi gününüz? Tabii. Piknikte yalan oldu. Yok yok. Furkan geldikten sonra gideceğiz. Tamam, sakın meydanı boş bırakma. Aç gözlerini. O sinsiye pabuç bırakma. Duyuyor musun beni? Tamam hala, ben piknik için tekrar kahve demleyeceğim. Görüşürüz. Tamam kızım, görüşürüz. Dediğim gibi kızım, dikkat çekmemeye çalış. Normal davran. Benim de birkaç işim var, onları halledip geleceğim. Tamam. Çıkıyor musun? Birkaç görüşme yapacağım, geleceğim. Avukat aradı biliyor musun? Murat'la görüşebilecekmişiz. Gerçekten mi? Evet. Benden de selam söyleyin, canını sıkmasın. Peki, selametle. Görüşürüz. Sağ ol. Hazırlanalım. Dur, ben Hatice'ye bir uğrayayım da Zeynep'le ilgilensin o. Tamam. Ay çok mutluyum, Murat'ı göreceğim. Ben de. Abime mi gidiyorsunuz? Evet ya, avukat aradı. Görüşebilecekmişiz. Emniyete gidiyoruz birazdan. Tamam, ben götüreyim sizi. Harika olur. Tamam, dur o zaman ben Hatice'ye haber vereyim, bekle. Nazlı, sen iyi misin? Sen nasıl yaparsın böyle bir şey ya? O senin abin ya, abin! Nasıl yaparsın ya? Sana güvendi, seni sevdi. Ha? Ya hiç mi utanmadın sen? Hepimiz güvendik sana, hepimiz sevdik seni. Zeynep sana amca dedi ya. Ya hiç mi utanmadın? Ha? Hiç mi utanmadın ya? Gözüme bak! Nasıl ihanet edersin ya? Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Söyle! Nazlı, iyi misin? Hadi hazırlan, abime geç kalacağız. Kaydımızı da yaptırdık. Benim oğlum çok büyüdü, artık okula gidecek değil mi? Evet, çok heyecanlıyım. O zaman köşede ayrılalım. Siz annenle eve geçin. Yarın gene görüşürüz, tamam mı oğlum? Tamam. Şurada çocuk mağazası var. Oraya gidelim, okul alışverişini yapalım, ister misin anneciğim? Gideyim, bir sürü defter ve kalem alalım. Tamam, siz annenden bakın o zaman. Sen gelmiyor musun? Ela'yla plan yaptık Burcu, biliyorsun. Biliyorum, biliyorum da. Yani ilk defa Can için böyle bir şey yapıyoruz. Babasının yanında ister, biliyorum. Sen de gel baba, sen de. Üçümüz. İyi, tamam. Geçelim. Yaşasın. Gel bakalım.